Hafız el-Eskalani rahmetullahi aleyhin Bulugul Meram adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Huşu ile ilgili hadis-i şerifler okuyoruz. 257 nolu hadis-i şerif. Ve an Enes radıyallahu anh gal. Enes radıyallahu anh'tan şöyle buyurmuştur. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İza kâne ahadukum fisselat. Biriniz namazda olduğunda fe innehu فَاِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ O Rabbine münacat ediyor, ona yalvarıyor, onun huzurunda bulunuyor. فَلَا يَسُقَّنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ Sakın, yani Rabbinin huzurunda oluyor, sakın önüne tükürmesin. وَلَا عَنْ يَمِينِهِ Sakın sağına da tükürmesin. وَلَاكِنْ اَشْمَالِهِ ancak soluna ve tahta kademehu ve ayağının altına tükürsün. Muttefakun aleyh. 257 nolu hadis tekrar okuyoruz. Evet, Enes radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namazda olduğu zaman muhakkak Rabbi ile münacat halindedir. Binaenaleyh sakın önüne ve sağına tükürmesin. Lakin soluna, ayağının altına tükürsün. Yine bir başka rivayette yahut ayağının altına şeklinde geçmiştir. Önüne ve sağına tükürmenin men edilmesinin illet sebebi Ebu Hureyre hadisine sağında bir melek vardır şeklinde buyurulmuştur. Bu hadis-i şerif namazda iken kıble tarafına veya sağına tükürmenin nehyedildiği, yasak olduğu ve bu nehi, bu yasağın Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Kudri radıyallahu anh hadislerinde mutlak olarak anlatıldığı ve deniliyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidin duvarında tüklük gördüğü zaman hemen bir ufak tas alarak onu kazıdı ve 350 nolu ek hadisteki gibi buyurdu. Biriniz tükürdüğü zaman sakın yüzünün olduğu tarafa yani kıbleye doğru ve sağına tükürmesin. Demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü, bu hadis-i şerifi ne zaman söylemiş? Mescitte mübarek kıble tarafına tükürülmüş olduğunu duvarda görmüş. Bunun üzerine insanlara öğretmek için bunu anlatmış. Sakın öyle. Çünkü mescit bir dönem sevgili dostlar altı taş döşenmemişti ve üstü bile dallarla şeydi. Yani ve toplum bazı kesimler de dışarıdan geliyor. Böyle bina şeyine alışık olmayabiliyordu. Zaman içinde insanlar işte mescidin altı taş döşendi, şey oldu. Peygamberimiz insanlara güzellikle bunları öğretti, anlattı. İşte bu hadis de onlardan birisine örnek. Bu hadis muttefekun aleyhtir. Yani ne demek muttefekun aleyh? Hem Buhari hem Müslim gibi iki sahih kitapta yer almıştır. Nevevi rahmetullahi aleyh, tükürmenin namazda olsun, dışında olsun ve mescitte olsun, başka yerde olsun mutlak surette memnu yani yasak olduğunu cezmeder, söyler. Namazdaki memnuiyetin yani yasaklığın Enes hadisi ifade etmiştir. Başka hadisler de kıbleye karşı tükürmeyi mutlak olarak ifade etmektedir. Binaenaleyh onlara göre mescitte veya dışarıda, namazda veya namaz dışında tükürmek kesinlikle yasaktır. Ve İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban'ın sahihlerinde Huzeyfe radıyallahu anh'tan merfu olarak şöyle bir hadis gelmiştir. 351 nolu ek hadis. Kim kıbleye doğru tükürürse kıyamet gününde tükrüğünü iki gözünün arasında olarak gelecektir. İbn-i Huzeyme ve İbn-i Ömer'den de merfu olarak şöyle bir hadis nakledilmiş. 352 nolu hadis. Kıbleye tüküren tükürüğünü sahibi kıyamet gününde tükürük yüzünde olarak diriltilecektir. Kıbleye doğru tüküren kişinin kıyamet gününde tükürük yüzünde olarak diriltilecektir. Ebu Davud ve İbn-i Hibban. Sahip bin Hallat'tan şu hadisi nakletmiş. 353 nolu hadis taklit etmişler. Bir adam
bir kavme imam olmuş ve kıbleye karşı tutulmuştu. Namazdan çıkınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size namaz kıldırmasın buyurmuştur. Sağ tarafına tükürmek ve kıbleye tükürmek gibidir. Yani saygı duyulması gereken bir yerde tükürmemesi lazımdır. Aynen kıble tarafı gibi. Çünkü ondan da mutlak olarak yasak vardır. Abdülrezzak İbn-i Mesud'dan namaz haricinde dahi tükürmeyi kerih gördüğünü rivayet etmiş ve 354 nolu hadiste Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan şöyle nakletmiş. Müslüman olduktan beri sağına hiç tükürmedim demiştir. Ömer bin Abdülaziz tükürmekten insanları nehyederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne tarafı tüküreceğini soluna diye 355 nolu ek hadislerine demek suretiyle beyan ettiği gibi nereye tüküreceğini de 356 nolu ayağının altına diye tayin buyurmuştur. İmam Ahmed ile Müslüm'ün rivayet ettiği Enes hadisinde de 357 nolu hadis. Bu hadiste yer alan tahte kademuhu ibaresinden sonra şu ziyade yer almıştır. 358 nolu ek hadis. Bundan sonra cübbesinin kenarını alarak oraya tüküldü ve kenarı katladı ve yahut işte böyle yapar diye ifade etti. Yani ayağının altına 359 numaralı tabiri camide olmayanlara mahsustur. Yani sola ya da ayağa tükürün, adam tarlada, bahçede namaz kılıyor. Sakın kıbleye ya da sağına tükürmeyin. İlla mecbur kalıyorsa o zaman sol ayağının altına doğru tükürsün. Camide olanlarsa mutlak olarak mendile mecburse tükürmeye, hasta falan olabilir veya elbisesine tükürür. Çünkü bu hadiste mescid içine tükürmek günahdır diye 360 nolu hadis vardır. Yukarıda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafa tükürmeyi men etmesinin sebep olarak orada bir melek olduğu beyan ettiğini görmüştük. Burada şu soru varit olmuştur. Sağ tarafta olduğu gibi solda da bir melek olduğu ve bu meleğin içinden kötülükleri, günahları yazdığı, sol tarafa tükürüldüğün takdirde o rahatsız olmaz mı şeklinde bu suale şu şekilde cevap verilmiştir. Sağ tükürmemek yalnız sağ taraf meleklere mahsus değildir. Bu ikrama ve teşriftir. Müteahhirin ulema bazıları şöyle cevap vermişlerdir bu suale. Namaz bedenen yapılırsa iyi amelleri temelidir. Binaenaleyh kötülükler yazan melek de ona bir dahli yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların delili İbn Ebu Şeyben'in Üzeyfe radıyallahu anh'tan tahris ettiği şu hadistir. Sağına da tükürmesin çünkü sağında iyi amellerin katibi vardır, ifadesi vardır. Taberani'nin Umame'den rivayet ettiği 362 nolu ek hadiste ise zira o Allah'ın huzuruna sağına bir melek, soluna da şeytan olduğu halde çıkar ibaresi vardır. Bu hadis sabit olursa sol tarafa tüküren şeytanın üzerine tükürmüş olur. İhtimal sol taraftaki melek o sırada tükürüp isabet etmeyecek şekilde geriye çekilmiş bulunuyor olabilir diyor. Doğrusunu Allah bilir. Yahut da namazda sağ tarafa meyleder diyor olabilir şeklinde ifade edilmiş.